Mehmet Recai Kutan 1930 yılında Malatya'da doğmuştu. Babası Malatya'da baş öğretmen ve müdür olan İsmail Kutan'dır. Annesi Malatya'nın tanınmış Miroğlu ailesinden olan Hatice Hanım'dır. Mehmet Recai Kutan ilk, orta ve lise tahsilini Malatya'da yapmıştı. Lise tahsili sırasında edebiyat öğretmeni olan ünlü şair Arif Nihat Asya'dan çokça etkilenmiştir. Esir ellerin çilesi, üç kere yıkılıp dört kere yapılmış, gölgesinde yabancı ilahlara tapılmış Nemrut Kulesi, bekler, secdeye kapanacak zamanın vardır. 1947 yılında Malatya Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ne girmiş ve buradan da 1952 yılında mezun olmuştur. Üniversite yıllarında güreş, musiki, yayıncılık gibi alanların yanı sıra talebe birliklerinde birçok önemli çalışmalara imza atmıştır. Recai Kutan iş hayatına atılmasından sonra 1954 yılında Mebrure Hanım'la evlenmiş ve bu evlilikten İsmail, Abdülaziz Murat ve Ahmet isimli üç çocuğu olmuştur. Evliliğinden yaklaşık 5 ay sonra da İstanbul Kağıthane'deki İstihkam Yedek Subay Okulu'na askerlik görevi için katılmış. 1955 yılında da askeri eğitiminin ardından Adapazarı Süvari Tümeni İstihkam Birliği'ne dahil olarak askerliğini tamamlamıştır. 1952-1966 yılları arasında devlet su işlerinde sırasıyla Malatya DSİ 92. Şube Başmühendisi ve 27 yaşında Diyarbakır DSİ 10. Bölgede Türkiye'nin en genç bölge müdürü olarak görev almıştır. Bölge müdürlüğü döneminde Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınmasında önemli bir yeri olan GAP Güneydoğu Anadolu Projesi çalışmalarının ortaya çıkmasında mihmandarlık yapmıştır. Yine bu dönemde bölgenin birçok projelerle kalkınmasını sağlamak suretiyle yeraltı, yerüstü su kaynaklarının değerlendirilmesi ve özellikle de barajlar konusunda büyük gelişmelerin başarılmasını sağlamıştır. Mühendislik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve kültür çalışmalarını da yakından takip etmiş. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesi'nde İngilizce öğretmenliği yapmıştır. 1966 yılında başladığı Devlet Su İşleri Genel Müdür Muavini görevindense 17 yıllık bir devlet su işleri tecrübesinden sonra 1969 yılında ayrılmıştır. 1969'da TÜMAŞ, Türk Mühendislik Müşavirlik AŞ'yi genel müdür olarak organize etmiştir. 1974-1980 yılları arasında Milli Selamet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı göreviyle siyasi çalışmaların içerisine resmen girmiş. 16. 20. ve 21. dönem Malatya Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini almıştır. 1977 seçimlerinde Milli Selamet Partisi'nden Malatya Milletvekili olmasından sonra kurulan 2. MC Koalisyon Hükümeti'nde İmar ve İskan Bakanı olmuştur. 12 Eylül 1980 askeri ihtilalinden sonra diğer Milli Selamet Partili yöneticilerle beraber 10,5 ay hapis yatmıştır. Askeri mahkeme tarafından 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak askeri yargıtayın kararı esastan bozmasından beraat etmiştir. Nereye baksak aynı kesif dumanlar, aynı acı feryatlar. 19 Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'nde Genel Başkan Yardımcılığı ve Malatya Milletvekilliği yapmıştır. 1996-1997 yılları arasında 54. Erbakan Hükümeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yapmış ve Bir İnsanlık Projesi olan D8'in kuruluş aşamasında Profesör Doktor Necmettin Erbakan'la birlikte mücadele vermiştir. Refah Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Fazilet Partisi'nin genel başkanlığını ve Fazilet Partisi'nin kapatılmasından sonra kurulan Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olarak uzun yıllar genel başkanlığını yapmıştır. Tüm bu süreçler çerçevesinde nezaketi ve hoşgörüsüyle herkesin ağabey olarak kabul ettiği bir siyaset tarzı ortaya koymuştur. Barış ve esenlik ifade eden Milli Görüş Hareketi'nin cefakar ve fedakar mensupları,
Mehmet Recai Kutan halen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanlığı görevini yürütmekteydi. Mehmet Recai Kutan 94 yaşında vefat etti. Batan güneşlerin ardı sıra ölüme güler gibi bakma ufuklara. Gözler dolar destanın okusam. Ey büyük sırrını bir gün doğuracak Eran.